Haberi Merkezi Kanal Uf ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasındaki ikinci kavgada kan aktı. İki kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Olay sonrasında ise 21 kişi gözaltına alındı. Yürümüş. İddiaya göre bir hafta önce nişanlı çift arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan ve ailelerinde karıştığı 4 kişinin yaralandığı kavga yeniden alevlendi. Taş, sopa ve silahlarında kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibiyle ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralılarsa ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı iki kişi yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kavgada bazı evlerinde ateşe verildiği belirtildi. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Kavgayı güvenlik güçleri uzun süren çabalar sonrasında kontrol altına aldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından da Birecik ilçesine bağlı Kırsal Kural Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavga ile ilgili açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilimiz Birecik ilçesine bağlı Kırsal Kural Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan aileler arasında başlayan ve silahlarında kullanıldığı kavgada iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, beş vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerekli bütün güvenlik tedbiri alınmış olup, devam eden çalışmalarda şu ana kadar 21 kişi gözaltına alınmış. Ayrıca 5 Kalaşnikov marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 2 pompalı av tüfeğiyle geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir denildi. Yiyormuş. Şanlıurfa'da çiftçiler elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ'ı lastik yakıp yol kapatıp protesto etti. Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşadıklarını belirten çiftçiler zulmün son bulmasını istedi. Eylem jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları mağdur ede dursun. Çiftçilerse elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ'ın uygulamalarından ötürü isyan noktasına geldi. Şanlıurfa'da Akçakale-Ceylanpınar arasındaki Pekmezli Kırsal Mahallesi'nde çiftçiler DEDAŞ'ı protesto etti. Kamyon lastiği yakan çiftçiler yolu da kapatarak DEDAŞ'ı protesto etti. Akçakale-Ceylanpınar arasında bulunan Pekmezli, Büyüktaş, Bulutlu, Yeşiltepe, Kılıçlı, Karanfil, Alçalı, Büyük Tokaç, Karlova, Süha, Küçük İstanbul Kırsal Mahalle sakinleri yaşadıkları sorunlara çözüm istedi. Şanlıurfa'da COVID-19 vaka sayılarındaki artış ne yazık ki durdurulamıyor. Bugün 142 farklı adres daha karantina altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Şanlıurfa'nın yoğun bakım hasta sayısının en yüksek 5 il içerisinde olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili açıkladı. Bakan Koca açıklamasında İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya'nın ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek iller içerisinde olduğunu söyleyerek vatandaşları kurallara uymaları için uyardı. Açıklama üzerine kentte yerel yönetimlerde bir kez daha harekete geçti. Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla, kentin en yüksek cadde ve meydanlarıyla, Balıklı Göl Platosu'nda isot kostümü giyen maskotlar, vatandaşlara maske kullanımını özendirmek amacıyla ücretsiz maske dağıttı. Vatandaşlar kentin önemli simgelerinden biri olan isot maskotlarını görünce,
hem hatıra fotoğrafı çekti hem de ücretsiz maskesini aldı. Vatandaşlar herkesin sevdikleri için maske takma kuralına uyması gerektiğini söyledi. İnsanlara sosyal mesafeyi, maske takmalarının gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz burada. Çoğu insanımız bu konuya pek dikkat etmiyor. Onun için biz de bu tip kostümlerle insanları sevebilecek bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Fotoğrafla çekelim. Gel bir fotoğrafla çekelim. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskemizi takalım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sizler için var. Bu günleri hep birlikte atlatacağız. Güzel günler yakın. Şimdilik kendimizi biraz izole edelim. Sağlıklı günler diliyoruz. Diğer yandan Şanlıurfa'da vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 10 Kadın Destek Merkezi'nde 219 personel çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Uluslararası Sağlık Hizmetleri tarafından onaylanan malzemelerle antibakteriyel maskeleri üreterek vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştırıyor. Kente toplam 2 milyon aşkın maskenin üretilerek vatandaşlara dağıtıldı. Üretimin ise devam ettiği bildirildi. Diğer yandan Şanlıurfa'da 142 ayrı noktada daha karantina uygulamasına başlandı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 5, Eyyubiye'de 14, Haliliye'de 49, Karaköprü'de 43, Suruç'ta 6 ve Viranşehir'de 13 farklı adreste COVID-19 pozitif vaka nedeniyle karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. 80 ayrı noktadaki karantina uygulamasının ise sona erdiği belirtildi. Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görev yapan bir polis memuru anne ve babasıyla hayatını kaybetti. Polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın bir gün önce Antalya'da nişanlandığı, nişandan memleketi olan Yozgat'ın Boğazyan ilçesine döndükleri öğrenildi. Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı otomobil bir tır arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yıllık izne çıktığı öğrenilen polis memuru Oğuzhan Beyaz, Bekir Beyaz ve Nurten Beyaz'ın cenazeleri morga kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın bir gün önce Antalya'da nişanlandı. Nişandan memleketi olan Yozgat'ın Boğazyan ilçesine döndükleri öğrenildi. Hayatını kaybeden Beyaz ailesinin cenazeleri, işlemlerinin tamamlanması sonrasında Boğazyan'da toprağa verilecek. Ağrı'da koyun otlatırken sel sularına kapılan 12 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni kaybolduğu yerin yaklaşık 8 kilometre uzaklığında bulundu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Barajı'nın şantiyesinde meydana gelen sel felaketinde ise şantiye çalışanı bir kişiyle anne baba ve bir çocuktan oluşan 3 kişilik aile hayatını kaybetti. Ağrı merkeze bağlı Dumanlı köyünde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışla birlikte sel baskını yaşandı. O esnada kardeşi 10 yaşındaki Murat Eytemiş ile birlikte koyun otlatan 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş, sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Kardeşi Murat'ın haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan köylüler durumu jandarma, AFAD ve Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler dere kenarlarında çocuğu arama çalışmasına başladı. Yapılan arama çalışmalarının sonucunda kayıp çocuğun cansız bedeni kaybolduğu köyün yaklaşık 8 kilometre uzaklığındaki Molla Osman köyündeki dere yatağında bulundu. Çocuğun cansız bedeni 112 acil sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Artvin'in Yusufeli ilçesinde tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesinde meydana gelen sel felaketinde şantiye çalışanı bir kişi hayatını kaybederken anne, baba ve bir çocuk olduğu öğrenilen bir aile kayboldu. Artvin valisi Yılmaz Doruk sel felaketinin yaşandığı şantiyede incelemelerde bulundu. Vali Doruk,
anne, baba ve bir çocuğu arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bir vefatımız var şantiyede çalışanlarımızdan. Bir ailemiz de kayıp, anne, baba ve bir çocuğuyla birlikte arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç cüruf altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok şükür. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş. Özellikle ofis bölgesinde, yatakhane bölgesinde. Tabii tahliyeler yapıldı buradan. Ekiplerin çalışmasında araç içerisinde anne, baba ve bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halindeyken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki biri çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'da yol yapım çalışması için kayalık alana çıkmaya çalışan bir iş makinesi devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. O esnada bölgeden herhangi bir aracın geçmemesi de büyük bir facianın önüne geçti. Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Marşu Kavşağı'nda yaşandı. Yol yapım çalışması için kayalık alana çıkmaya çalışan kepçe devrildi. Yola devrilen kepçenin sürücüsü yaralanmazken, o anda bölgeden herhangi bir aracın geçmemesi ise olası büyük bir faciayı önledi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede önlem alırken, kepçe çalışmalar sonucu yoldan kaldırıldı. Kendini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu 5 ilde dolandırıcılık olayına adı karışan ve Muğla polisi tarafından gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı. Pandemi döneminde özellikle evde kalan 65 yaş üstü vatandaşları hedef seçen dolandırıcı şebekesi, yaşlı vatandaşlara kendini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp isimlerinin terör örgütüne karıştığını söyleyerek para ve değerli eşyalarını emniyete alacaktan ileri sürdü. Dolandırıcılık olayına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Marmaris'te bir vatandaşı dolandırdığı ileri sürülen şüpheliler hakkında elde edilen deliller sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Marmaris, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul ve Mardin ilerinde eş zamanlı Kartal Pençesi operasyonu düzenlendi. Operasyonda Marmaris'te bir vatandaştan 4 seferde 600 bin TL, İstanbul'da 750 bin TL, İzmir'de 300 bin TL, Ankara'da 165 bin TL, Diyarbakır'da 200 bin TL olmak üzere yaklaşık 2 milyon TL'ye yakın dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Ekipler 20 gün süreyle yapılan araştırma, inceleme ve 40 güvenlik kamera kaydı incelemesinde 17 kişilik çetenin İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Ankara ve Mardin'de faaliyet halinde olduğunu belirledi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler 15 gün süreyle takibe alındı. Teknik ve fiziki takip sonucunda delilleri toplayan polis ekipleri, farklı şehirlerdeki özel harekat polisleriyle birlikte eş zamanlı 27 ev ve 8 iş yerine baskın düzenledi. Aralarında 2 kadının da bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte jandarma ve polis kimlik kartları, 202 çeşitli ebatlarda tabanca mermisi, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda bankamatik kartı, çok sayıda cep telefonu sim kartı, bilgisayarlar, telefon kopyalamaya yarayan cihaz, 2 ruhsatsız tabanca, dolandırıcılıkta elde edildiği öne sürülen 80 bin lira para, para aktarımında kullanılan POS cihazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. İkisi ev hapsi, ikisi de kefalete serbest kalırken, üçü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Karaköprü Belediyesi ekipleri yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi Karaköprü'de imara açılan alanlarda ulaşımı rahatlatmak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Karaköprü ilçesinin en hızlı gelişen mahallesinden olan Doğukent Mahallesi'nde ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek ve ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine kazandırıyor. Yol medeniyeti düsturuyla vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için durmadan çalıştıklarını belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, her geçen gün modernleşen ve büyüyen Karaköprü'ye yeni yollar kazandırdıklarını dile getirdi. Başkan Baydilli yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karaköprü ilçemiz her sene önemli bir büyüme kat ediyor ve göç olarak nüfusunu katlıyor. Biz de yol medeniyettir diyerek ilçemize yeni yollar kazandırıyor ve mevcut yolları yeniliyoruz. Seyrantepe mahallemiz dışında diğer mahallelerimize de ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar kazandırıyoruz. Bozulan yolları yeniliyoruz. Karaköprü Belediyesi olarak tüm ekiplerimize durmadan, yorulmadan hizmetimize devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan tekneden bugün 6 ceset daha çıkarıldı. Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Van'ın Gebaş ilçesine bağlı Altınsaç mahallesinde 27 Haziran günü saat 22 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarı sonrasında Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23 sıralarında Tuşbe ilçesi Çitören mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş'la yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışmasına başlanmıştı. Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri Rol Timi ve Sahil Güvenlik Rol Timi'nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROV cihazıyla çıkarılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 13 ceset su yüzeyinde bulunurken 13 ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün devam eden çalışmalar sonucunda 6 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 32'ye yükseldi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 20 yıl önce Şanlıurfa'dan ilçeye yerleşen ve çiftçilik yapan bir kişi babasından kalan bir avuç buğdayı çoğaltmaya çalışıyor. Şanlıurfa'dan 20 yıl önce gittiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilik yapan Hıdır Güneş, babasından kalan bir avuç buğdayı çoğaltmaya çalışıyor. Rahmetli babam vefat ettikten sonra bu buğday elimize geçti. Bunun bolluk ve bereketin üzerinde olduğuna dair bilgiler aldım. Ve ben şu anda bunu ektim. 2 yıl önce bir avuç olarak ektiği ve siyez olduğu düşünülen buğdayı 2 yıl içerisinde 45 kilo yapan Güneş, bu yıl 6 dönümlük araziye bu buğdayı ekti. Ürettiği buğdayı 30'ar kilogram olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde üreticilere üretmek üzere göndereceğini belirten Güneş, buğdayın kurak yerde yetiştiğini ve bir buğdayın 16 dal ve bunun yanında da başağında birçok kardeşleme yaptığını belirtti. Bütün devletin üst yetkililerinin bu buğdanın üzerinde durmalarını istiyorum. 81 ilimizde bu buğdayın üretimi için güzel kardeşlerim var. Bunu onlarla paylaşmak istiyorum ben. Şu güzel buğday memleketimin en büyük ihtiyacı olduğuna inandığım için buradan Sandıklı'dan ateşi yaptım. Siz artık gerekeni yapın diye düşünüyorum. Haliliye Belediyesi ekipleri sosyal yardım marketinden yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarını adreslerinde teslim etmeye devam ediyor.
Yılın 12 ayı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sosyal yardım marketinden yararlanmak için başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelerin durum tespitlerinin ardından kartları ekiplerce adreslerine teslim edilmeye devam ediyor. Alıyorsun. İhtiyaç ne? Mesela sen bulguru sevmezsin, pirinç seviyorsun, pirinç alırsın. Mesela yağ ihtiyacın vardır, 5 kilo yağ alırsın, 5 kilo şeker alırsın. Temizlik ürününden... Her ay, 3 ay, 6 ay ve 12 ayda bir şeklinde 4 ayrı periyotta alışveriş imkanı sunan sosyal marketten alışveriş yapacak vatandaşların evlerine giden ekipler hem alışveriş kartlarını teslim ediyor hem de durumlarıyla ilgili bilgiler alıp notlar alıyor. Bir ay önce gelip orada alışveriş yapacaksınız. Kartını gelir. İkinci grup dediğimiz derimiz var. İkinci grupta hiçbir geliri olmayan. Babası vefat etmiş, külfeti çok. Ya değil mi? Yani şu an biz de bu şekilde. Salgından korunma tedbirleri de alan ekipler, ihtiyaç sahibi ailelerin kartlarını teslim ederken, kartla birlikte ailelere duvar saatleri de hediye ediyor. Ailelerimize kendilerine dedi. Olmuş, biz de bir ailemiz Allah'ın pasiyonu. Ablamıza dedi. Oraya geldiğin zaman kızlarım da, kızım veya kızınla da gelebilirsin, kendin de gelebilirsin, tamam mı? Kızım var. Tamam, o kızınla birlikte gel, tamam mı? Orada marketten istediğini alabilirsin. Kim Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Erzurum'da da etkili olan sağanak yağış sonrasında sel meydana geldi. Öğle saatlerinde başlayan yağmurun sele neden olması sonucu 4 köy ve 1 mezarda maddi hasar meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Ulu Yol, Yukarı Ulu Yol, Çukurca ve Demir Konak Köyü ile Yumrutaş mezrasında öğle saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışı nedeniyle 4 köy ve 1 mezra sular altında kaldı. Toplam 10 bin bağ ot ve bahçelerde zarar gördü. Sel esnasında bir evde kalan 2 çocuksa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ekiplerin gelmesiyle olayın yaşandığı köylerde inceleme yapıldı. Aniden yağmur bastığı için hiçbir şeyimiz kalmamış. Ne otlar ne bahçeler. Şu anda sular içindeyiz. Hiçbir şey kalmadı. Bir mağdur durumdayız. Yetkililerden yardım istiyoruz. Rica ediyorum. Bizim hiçbir şey ne bahçe kaldı ne otlar kaldı. Kış zamanı geldiği zaman hayvanımız yoktu, biz ot vereceğiz. Az önce yağan yağmurun yaklaşık yarım saat sonrasında Işıkpınar Vaskit çayına gelen sel. Diğer yandan Erzincan ve bazı ilçelerde de sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte dağdan gelen sel suları Işıkpınar'ın da dereyi doldurdu. Sel suları bazı ağaçları devirdi, sulama arklarını yıktı. Vatandaşlar bahçelerini sel sularından korumak için kendi çabalarıyla ağaç dallarını yığarak setler oluşturdu. Sağanak yağış, Çayırlı, Otlukbeli ve Kemah ilçelerinin bazı köylerinde de sele neden oldu. Samsun'da kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin para ve altınlarını elden teslim alarak dolandırıcılık olayına karışan ve polis tarafından da kovalamaca sonucu yakalanan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay Samsun'un İlkadın ilçesinde meydana geldi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp operasyon yapacaklarını söyleyerek kandırıp korkuttukları kişileri telefonla arayan şebeke üyelerinden 26 yaşındaki Ahmet Ç. Eskişehir'de bir kişiden 150 adet Cumhuriyet altınını elden almak isterken dolandırıldığını anlayan şahıs altınları vermeyip polise şikayetçi oldu.
Eskişehir polisi şüphenin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Ahmet Çey olduğunu tespit etti. Aynı yöntemle Amasya'nın Merzifon ilçesinde de bir kişiden 40 bin lira değerinde altın elden teslim alan Ahmet Çey, söz konusu altınları Samsun'a bozdurmaya gitti. Samsun'da altınları bozdurup Gürcistan'da TG adlı Gürcü kadına 3614 dolar para gönderdiği tespit edilen Ahmet Çey, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine takıldı. Atakum ilçesi Yeni Mahalle'den Samsun'un İlk Adım ilçesi Büyükşehir Belediyesi kavşağına kadar kovalanan Ahmet Çey, kendisini kovalayan polisin aracın önünü kesmesi sonucu yakalandı. Samsun'da da bir kişiyi telefonla arayıp dolandırmak istedikleri tespit edilen Ahmet Çey, emniyetteki sorgulaması ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Çey, mahkeme tarafından tutuklandı ve Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi. Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı. Operasyon esnasında bir kadın 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin de parmağını ısırdığı ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında Elmastaş grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takipler sonucunda şebekenin 177 vatandaşa faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde edildiği saptandı. Ayrıca şebekede tehdit işlerini kadınların da yaptığı belirlendi. Polis yaptığı bu tespitler sonrasında Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı tefecilik ve yağma yaptığı öne sürülen 24 zanlının yakalanması için operasyon başlattı. Şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 23 zanlıdan ikisi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geriye kalan zanlıların aynı aileden oldukları belirlendi. Zanlılar sorgulamaları sonrasında adliyeye sevk edildi. 21 zanlıdan 12'si tutuklandı. 6 zanlı ev hapsi tedbiriyle, 3 zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon sırasında tefecilik yapan erkek aile bireylerinden kaçmak isteyen vatandaşları kurtarma bahanesiyle ağlarına düşüren kadınlardan biri olan Zeynep Kağan'ın evine yapılan baskındaysa ilginç olayların yaşandığı ortaya çıktı. Eve giren kadın polis arama yaparken Zeynep Kağan'ın çantasından çıkardığı bir kağıdı ağzına atıp yemeye çalıştı. Kadın polisin ise kağıdı çıkarmak için uğraştığı Zeynep Kağan'ın kağıdı yutmak için bir süre mücadele etti. Ancak kadın polisin buna izin vermediği öğrenildi. Zeynep Kağan'ın kağıdı yutmak için kadın polisin elini ısırdı. Buna rağmen zanlı kadının kağıdı yutmasına izin verilmediği belirlendi. Zeynep Kağan'ın yırtarak yutmak istediği kağıt ağızdan çıkarıldıktan sonra birleştirildiğinde isim yüksek faizle para verdiği şahısların isimleri ve ne kadar para verdiği bir liste ortaya çıktı. Kadının yutmaya çalıştığı listenin toplamda 450 bin liralık bir borç listesi olduğu belirlendi. Ayrıca Zeynep Kağan'ın polise yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdi. Saçını sarı, kırmızı ve siyah renge boyattığı da öğrenildi. Zeynep Kağan'ın hiçbir iş olmamasına rağmen tefecilikten elde ettiği parayla lüks bir hayat yaşadığı öğrenildi. Zeynep K. ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken suçlamayı ablasının üstlendiği belirlendi. Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Elazığ gibi illerden birçok vatandaş Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bulunan Saklı Cennet Şeyhan Dede Şelalesi'nin yolunu tuttu. Güzelliğiyle de göz kamaştıran şelale, Covid-19 nedeniyle tatile çıkamayan vatandaşların gözde mekanı haline geldi. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde artış gösteren Covid-19 vakaları ve sıcak havalar vatandaşları bu yıl evlerine kapattı. Tatile gidemeyen vatandaşlar da bulundukları illerin yakınlarında bulunan doğal güzellikleri keşfetmeye başladı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Şeyhan Dede Şelalesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ gibi yakın illerde ikamet eden vatandaşların gözde mekanı haline geldi. Şelale altında yüzüp piknik yapmanın keyfini çıkaran vatandaşlar,
bölgenin çevre düzenlemesinin yapılması için çağrıda bulundu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ailesiyle birlikte Şeyhandede şelalesine gelen Mehmet Emin Sağırsa, pandemi sürecinden dolayı uzak yerlere gidemediklerini söyleyerek bölgedeki doğal güzelliklerin keşfedilmesi gerektiğini işaret etti. Burası yaklaşık Siverek'e 25-30 kilometre uzaklıkta bir alan. Şimdi malum pandemi sürecinden dolayı pek uzak yerlere gidemiyoruz. Ancak bizim de buraya bağlı doğa güzelliklerimiz mevcut. Yani buranın görülüp keşfedilmesi gerekiyor bence. Yani burayı az çok insan biliyor burayı. Yani çevre illerdeki insanlar genelde biliyor. Yani buradan ben dışarıdan gelecek kişiler için de burayı tavsiye ediyorum. Akdeniz, Antalya, Bodrum olsun. Evet, deniz olan bölgeler yerine doğa harikası. Mesela burası da o yerlerden bir tanesi. Tavsiye ediyorum buralara. Benim buraya gelecek insanlardan tek istediğimiz, yani gelip burada piknik yapıyorlar, mangal yapıyorlar. Aynı şekilde ben hani çöplerini de temizlik bakımından çok dikkat etmesini istiyoruz. Yolu yaklaşık bir 5 kilometre falan çok kötü. Bu yol daha da güzel yapılabilir. Buraya daha farklı alanda sosyal tesisler yapılabilir. Hafta sonu çok ağırlıklı. Çevre illerde hani Antep'e kadar Urfa, Diyarbakır, Adıyaman bölgesinden Elazığ bölgesine yoğun, hafta sonları full oluyor buralar. Çoğu tercih deniz olmadığından doğunun gözde yerlerinden biridir. İlçemizin de gözde yeri Şeyhandede Şelalesi. Çok mükemmel bir yer. Doğuda veya Türkiye'nin çok yerinde böyle bir yerin olmadığını düşünüyoruz. Gelenler herkes aynı kanıda olduğunu. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.